Merhaba. Evet arkadaşlar. Ne izledik? Daha biraz önce izledik. Nindies Showcase izledik. Evet. Hemen bir bakalım dedik. Ne Nindies Showcase diyorsa herkes bilmek zorunda mı Zeynep? Ya Nintendo Video Studio açtılarsa belki bilirler diye. Açıkla o zaman. Evet. Herkes bilsin o zaman. Nintendo'nun independent oyunlarını izledik. Bayağı bir oyun var aslında. Önceden onaylananları ya da önceden söz ettiklerini bir daha söylemediler. Yenileri söylediler. Evet. Onlara zaman ayırmamışlar. Güzel olmuş bence de. Hatta hepsini de söylemediler. Bazılarını da en sonda şeyde gördük. Ekranda. Çıtır pıtır. Çıtır pıtır da gördük en son ekranda. Ne demekse o. Evet, Switch'e gelecek bağımsız yapımcıların geliştirdiği oyunlardan bir kuple sundu Nintendo bize. Bu sefer kameraya bakacağım. Kesinlikle çok kararlıyım. Neler vardı, neler bu listede? Ben öncelikle nasıl buldun? Ben sevdim. Ben birçok oyun olduğunu düşünüyorum. Exclusive'ler var. Time exclusive'ler var. Ondan sonra HD Rumble'a özel oyunlar var. Sevdiğim oyunlar var. HD Rumble'a da bayağı destek var gibi duruyor. Ben çok beğendim çünkü açıkçası şimdi Nintendo'nun alanı değil yani indie oyun desteklemek, değil mi? Daha önce çok yaptıkları bir şey değil. Bu olayı başlatan PlayStation aslında indie'lere gerçek anlamda çok destek vermeye başlayan PlayStation 4 mesela. Çok iyi bir konsol bu açıdan. PlayStation Vita'da öyle konuştuk zaten bunu. Nintendo'nun bu kadar açılacağını beklemiyordum. Çok mutluyum. Çok güzel kararlar vermişler. Ve bayağı da kaliteli geliştiricilerle de çalışıyorlar değil mi? Mesela Team 17 var. Bir Worms oyunda görürüz ileride. Neyse bir şey yapalım. Önümde setlist gibi durmakta oyun listesi. Evet, Zeynep not almış. Size anlatacak. SteamWorld Dig 2 ile başladı. Öncelikle hiç konuşmadan önce onunla başladı. SteamWorld Dig ben oynadım. Çok keyifli bir oyundu. Derin bir oyun değildi ama yani hani zamanını güzel geçirttiren bir oyundu gerçekten. Evet. Bir de sen onu saatlerce Terraria oynadıktan sonra oynamıştın. Evet, doğrudur. Evet, biraz da şey gibi, daha az detaylı, daha akıcı. Evet, hani kendi halinde güzel bir madencilik oyunu. O kadar sandbox değil mesela yani. Open World ama sandbox değil. SteamWorld Dig sonuçta mesela kaynakların bir noktada ve çabuk bir noktada bitmeye başlıyor vesaire, çok derin değil. Keyifli. Ama ekipman sistemi falan güzeldi. Çok derin olmasa da bayağı keyifli bir oyundu bence. Ondan sonra SteamWorld Dig 2. Evet, oyunları tabii ki sırayla saymayacağım. Değil mi? İzliyordur zaten. Yani bir önemli gördüğümüz önemli gördüklerimiz mesela Overcooked var. O da bir multiplayer, local multiplayer şey, böyle yemek yapmaca hemen yetiştireyim falan. Ben çok severim yemek yapma oyunu zaten. Ya evet, biz zaten keyifli. Yemek yapmayı da çok severiz. O yüzden yemek yapma oyunu da severiz diye düşünüyor Zeynep. Ama çok stresli bir oyun. Cooking Mama falan güzeldi işte, Cooking Mama gibi. Cooking Mama güzeldi diyorsan saygı duyuyorum Zeynep. Ben yemek oyunlarını o kadar seviyorum ki Diner Dash'i bile seviyorum. Diner Dash'i ben çok seviyorum. Ne demek bilmiyorum. Ben de bir şey yok yani. Yok ya, Cooking Mama da kendince bence böyle yenilikçi bir oyundu. Neyse. Evet. Ondan sonra ben kişisel olarak Gunner ve Dandora. Öyle bir şey. O ikisini merak ediyorum. Kalp koymuşum. Dandora ve Kingdom Two Crowns böyle eski görünümlü. Eski hissi verilmiş. Onları ikisini de merak ediyorum. O güzel. O bir oyuna benziyor ama şimdi çıkaramadım. Unuttum şimdi. Neyse, bir oyuna benziyor stili. Ondan sonra Runner 3 var mesela. Exclusive. Exclusive mi? Full exclusive mi? Vay be. Hı. Yani şey de çok ilginç. Birçok indie oyunu da timed exclusive olarak almışlar. Yani Nintendo'nun bu kadar çaba göstermiş olması indie oyunlara, ben bayıldım. Harika bir şey bu. Çok güzel bir pazar görmüşler orada. Çünkü şöyle bir şey var. Büyük firmalar hani her zaman çok yanaşmıyor, naz yapıyor. Aman işte o kadar portla uğraşamayız diyorlar. Ondan sonra çok konsol satmaz diye endişeleniyorlar ama küçük firmalar biraz daha hani şey, ekmeğini alın teriyle böyle kapan insanlar oldukları için genelde port işine çok daha kolay yanaşıyorlar ekipleri daha küçük olsa da. Böyle bir açık kapı bırakması, Nintendo'nun bu kadar girişimci davranması daha bayağı bir PC portu görebileceğimiz anlamına da geliyor bence. Bence şey de politik açıdan da çok mantıklı olmuş. Yani birçok, yani milletin bu yok diye bağırabileceği birçok şeyi yapmışlar.
Evet. Eksklusif yok. Timed Exclusive hep bir şey olsun istiyor ya oyuncu. Evet, değil mi? Yani böyle... Ama eksklusif değil diyor. Var. Var işte. Ha, onu da onu bile şuna benzeyen var, buna benzeyen var. Terraria ki, bile var. Yani Nintendo dedin mi eksklusif zaten ister istemez olacaktır birinci parti oyunlarından. Bir de üstüne indie de eksklusif yani. Yapmaları ve şey de çok ilginç mesela konsollarda Stardew Valley mesela şu an PlayStation 4'te var. Vita'da yok galiba. PlayStation 4'te var. Mesela multiplayer'ı geliştiriliyor şu an. Multiplayer özelliği konsollarda ilk olarak Switch'e gelecek diye de bir açıklama yaptılar. Bence çok başarılı yani bu harika, harika gidiyorlar bence. Böyle bakalım. Blaster Master Zero. Blaster Master Zero var. Mega Man de yaptırabilirlermiş aslında ona gelene kadar diye düşündüm. Onu da eksklusivliğe not almışım. Oyun sayısı çok fazla yalnız yani bunların hepsi hemen hemen hepsi 2017 içinde çıkacak gibi gördüm ben. Evet. Değil mi? Nisan var bol bol, yaz var. Evet, hepsine 2017 tarih, diyoruz sonrasında. Hepsine böyle tarih vermemiş olabilirler ama en geç gördüğüm sadece 2017 yazıyor. Evet, en kötü öyle yazıyordu. Yani, ne yazacak başka? Yani evet. Ondan sonra Mr. Shifty diye bir oyun var. Ne o? Hotline Miami'ye benzeyen. Evet, Hotline Miami'ye benziyor. Şimdi ben bu üçünü bir üçlü olarak söylemek isterim. Bunlar HD Rumble için yaptıkları oyunlar. Ya da HD Rumble'ı kullanan oyunlar diyeyim. Hani Nintendo bunları yaptığı gibi bir şey olmasın. Graceful Explosion Machine. Bu böyle arcade tarzı shooter değil onun tabii ki de. Rezogan gibi işte. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Rengarenk. O da timed exclusive. Mr. Shifty, Hotline Miami gibi dediğimiz. O da HD Rumble'lı. O da çok dinamik yumrukları, gibi. Yumrukları bilmem neleri hissediyorsun. Çok dinamik görünüyordu. Evet. Hotline Miami gibi görünüyordu gerçekten. Ve şeyi de renkleri falan da çok güzeldi. Evet, tasarım da çok güzeldi bence. Tasarım birinci güzeldi gibi. Tumble Seed. O da roguelike. Locoroco'ya benziyor. Locoroco'ya çok benziyor. Evet, o da mı roguelike mi? Roguelike dedin. Allah Allah. Nasıl roguelike o ya? Roguelike şey dedi, not aldım yani. Belki de roguelike. Bilemedim. Emin değilim ben buna ya. Valla dedim. Hadi ya. Çok Locoroco'ya benziyordu. Locoroco çok tatlı bir oyun zaten. Hani güzel güzel yolda. Hepsi güzel evet yolda gidiyor bence. Onun ardından benim görünce çok mutlu olduğum Shakedown Hawaii. Niye mutlu oldum? Retro City Rampage'in Hawaii'de geçiyor diye. Hayır bak, başka bir oyunun benzeri işte şeyi Spirit Child'ı falan derken aslında benim Atari zamanlarından çok sevdiğim Guerrilla Wars'a çok benziyor. Oynayan varsa, bilmiyorum hem fikir olan varsa, Guerrilla Wars direkt çok andırıyor silahından ortamına, şeyle botla girişine falan. Bunu Retro City Rampage'i geliştirenler geliştirmiş galiba değil mi? Evet. Bayağı başarılı bir oyun. Hani uyduruk bir şey çıkmayacaktır eminim. Ben şey çok hoşuma gitti. Hani 360 derece, 360'dan emin değilim ama bir en azından 180 derece etrafa ateş edebiliyorsun, evet, gidebiliyorsun, evet, eser gidebiliyorsun gibi. Yakıyorsun yani etrafı. Lineer böyle doğrusal, aynen, bir şeyde gitmiyor. O çok hoşuma gitti. O da başarılı olacak gibi görünüyor. Hı. Ya bir de bu el konsolu yani. Böyle 5 dakika açıp, aynı zamanda el konsolu. 5 dakika açıp oynayabileceğin bir şeyler arıyorsun böyle konsollarda. O nedenle bu indilerin fiyatlandırması da güzel olursa bayağı satış yapacaktır diye düşünüyorum ve indiler ne kadar satarsa o kadar indie olur. Bence de. Evet, aynı fikirdeyiz. Cümleni niye bana bitiriyorsun? Öyle geldi içimden. Evet, şimdi 3 tane oyun kaldı dedi bu noktada kendisi. Ama az oyun mu? Evet. Biri tanesi Pocket Rumble Fighter oyunu. Buna da exclusive demiş. Onlar demiş, evet, ben de yazmışım. Evet, exclusive. Diğeri sen söylemek istersin bana. Ben söylemek isterim bunu arkadaşlar. Chucklefish mi yapıyordun? Hı-hı. Ha, üçü de Chucklefish, doğru. Chucklefish'in oyunu Wargroove. Wargroove nedir derseniz bir Advance Wars klonudur tabii ki. Advance Wars nedir derseniz dünyanın en güzel oyun serilerinden bir tanesidir tabii ki. Advance Wars biliyorsunuz Intelligent Systems'ın bir serisi, taktiksel bir seri. Çok yani işi benzeri olmayan bir seri. O yüzden mesela Advance Wars klonu diyoruz. Çünkü mesela bir Fire Emblem gibi değil tam olarak yani, ya da başka bir oyun gibi değil. Kendine has şey var. Ben bu oyunda ne yapmışlar onu söyleyeyim. Wargroove'da Advance Wars daha nedir ona? Military böyle ordu vesaireli ama Japon anime ve böyle sevimli bir ortamlarda geçerken bunda
Orta çağ böyle ama fantastik bir orta çağ. İşte ejderhası var, katapult atan şeyi var falan. Öyle bir şey yapmışlar. Haritalar çok benziyor zaten. Direkt yani bakınca zaten Advance Wars klonlarına, Advance Wars klonu deniyor yani. Çünkü çok... Ay, bir sakin, şey, akşam sakin. Onlar sana çok mutluyum da bu konuda. Benim en çok hoşuma giden ne oldu biliyor musun? Umarım bir özelliği daha vardır bunun. Level Editor koymuşlar içine. Kendi haritanı yapabiliyorsun. Ve büyük ihtimalle gerçi bilmiyorum ya. Çünkü online multiplayer yok gibi. Var. Online multiplayer var diyor buna. Online demedi ya. O başka bir şey için bakıyor musun? Şu Sano Starview Valley için bakmıyor musun? 1-4. 1-4 kişi arası local dedi buna da. Emin değilim yani. Bundan emin değilim. Eğer online varsa ve bu haritalar paylaşılabiliyorsa harika, zaten sonsuza kadar oynanır bu oyun yani. İnsanların yaptığı haritalarla, öyle değil mi? O benim çok hoşuma giden bir özellik olur öyle olursa. Ama olmasa bile yeterince büyük bir oyunsa o seni götürür. O yani gider yani. Neden olmasın? Oynarız yani. Böyle. Evet. En sonuncu olarak da Stardew Valley. Zaten biliniyordu dedin. Ben onu kaçırmışım galiba. Stardew Valley, ama evet, multiplayer yani, olarak. Multiplayer'ı çok büyük bir olay. Mesela konsola gelecek mi kimse emin değildi falan. Hani ilk konsolda Switch'e gelecek diyorlar. Ben çok yazın geliyor. Ve en son bir grafik gösterdiler. Sunum boyunca konuşmadıkları bazı ve daha önce durulmamış olan oyunlar da var. Mesela Terraria var. Mesela Terraria var. Terraria. Al oyna işte yani, ne yapalım daha. Başka şu 3 oyun daha var. Rime. Evet, Rime var. Escapist 2 var. Escapist 2. Ben 2'nin yapıldığını bile bilmiyordum ama biri biraz oynamıştım. Bayağı da keyifli bir oyun yani. Kesinlikle. Jackbox Party Jack var. O da bir parti oyunu. Ben oynamadım bu oyunu ama Metin'i çok duydum. PlayStation'da var. Direkt keyifli. Böyle 5-10 kişi bir araya geldiniz. Hadi daha gerçekçi olsun. 3-4 kişi bir araya geldiniz. oynayabilirsiniz gayet. Keyifli keyifli oyunları var. Tabii İngilizce gerekebilir ama oyunlar için diye düşünüyorum. Evet, Terraria. Terraria. Bir dakika, bu video bitmedi mi? Bu video bitmez yani. Wargroove'a geri döneceğiz değil mi? Kesinlikle onunla bitireceğim. En son Wargroove diyeceğim böyle. Terraria'nın gelmesinin şöyle bir artısı var. Terraria Otherworld mu? Değil mi? Yeni bir oyunu gelecek Terraria'nın. Ve Terraria 2 de gelecek. Bu ikisini de duyurdular. 2 daha sonra gelecek diye biliyorum. Eğer ki hani satışlar güzel olursa, indie desteği devam ederse, Switch satışları güzel olursa diğer Terraria oyunları da koşarak gelir bence diye düşünüyorum. Bu güzel bir başlangıç bağımsız oyunlar açısından. Ve başarılı giderse arkası gelecektir. Ben beklemiyordum açıkçası. Nintendo'dan. Ya ben de beklemiyordum. Böyle 3-5 tane tic-tac-toe falan gibi oyun çıkacak falan diye düşünüyordum. 5 poundluk. Ama çok şaşırttılar. Çok tebrik ettim kendilerini. O zaman Nintendo konsol alınır mı videomuza bir ek olarak, hiç beklemezdim böyle bir yani, şey çıkacağını. Ben hala çıkışta alınması taraftar değilim. Bakmayın biz alıyoruz. Biz dayanıksız insanlar çıktık ama yine de geleceğini çok daha iyi görmeye başladım konsolun. Bu büyük bir adım bence konsol için. Wargroove. Bitti mi yani video? Bitti evet, bitirmeye çalıştım. Ben de bardaklarımızı tokuşturmak isterim. Peki şerefe. Nintendo, Nintendo şerefine. Rengine benzeyen. Evet. Switch rengi bardaklarımızı. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz. Görüşlerimiz böyle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kameraya bakıyorum. Wargroove diyeceksin diye bekliyorum abi. Bir dakika. Şey yapayım böyle, bir hazırlanayım. Wargroove.